O da bekle bakalım dediğini ve Erdoğan'ın böyle bir durumda ekonomi yönetiminde bir değişikliğe gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor Ankara kulisleri. Bir de korona. Korona'da 27.592 günlük vaka yaşanırken 175 can kaybı yaşadık. Biraz fazla rehavet var. Bu can sıkıcı bir durum. Vaka sayıları hala yüksek maalesef. Kayıplarımız hala çok yüksek. Kendi hastalarım açısından düşünüyorum. Aşıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aşı ağır hastalıktan koruyor ancak aşılama yavaş. Vaka sayılarında ise tırmanış var. Günlük vaka sayısı 28 bin seviyelerinde. Son 24 saatte 175 hasta daha yaşamını yitirdi. İsrail aşılama yaşını 5'e düşürürken Türkiye'de ise sınır hala 12 yaş. Pandemi döneminde bizim asıl sıkıntımız şu oldu. Teşhisler gecikti. Hastalar, şikayetleri olan hastalar bile hastaneye işte o korkuyla gelmediler. Kontroller gecikti. Salgın uzadıkça diğer hastalıklarda da artış yaşanıyor. Özellikle de kanser vakalarındaki artışa dikkat çekiyor uzmanlar. Çünkü rutin kontroller aksadı. Korkudan kaynaklanan bir şekilde işte hastanelere mümkün olduğu kadar gitmemek, işte tabii ki dışarıya çıkmamak, işte izole olmak gibi öneriler vardı. Fakat bizim mücadele ettiğimiz hastalık koronadan daha az tehlikeli bir hastalık değildi. Medikal onkolog doçent doktor Esat Namal da tedavi edilebilir durumdaki hastaların durumunun kontrollerini erteledikleri için ağırlaştığına şahit oldu. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra tüm sağlık kontrollerini aksatmamaları için herkese çağrıda bulundu. Bu pandemi henüz bitmedi. Bu nedenle tedbirleri asla bırakmayacağız. Korona korkusuyla kontrollerine gelmeyip maalesef hastalıklarının ilerlediğini gördüğüm birkaç hastam oldu. Geri adım atmamak lazım. Tedaviden asla ve asla ve takiplerden asla ve asla vazgeçmememiz lazım. Bilim kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sağlık çalışanlarının isteğe bağlı olarak bir doz daha hatırlatma aşısı yaptırabileceklerini belirtti.